Futbol kulüpleri varlıklarını tarihsel kökenlerine bağlamakta ve armalarında buna dair göndermeler kullanmaktadır. Her bir kulüp, renginden tasarımına, kullanım alanının çeşitliliğine kadar armasıyla da özgün olmanın peşindedir. Kulüpler genellikle mitolojik unsurları, kuruldukları kentteki tarihi yapıları ya da kente dair bir imgeyi tercih etmişlerdir. Real Madrid'in logosunda kullandığı krallık tacı, Madrid kentinin simgesi olan ayı figürünü armasına taşıyan Atletico Madrid, yarı karabatak, yarı kartal olan Liverbird adlı mitolojik kuşu kullanan Liverpool, Yunan mitoloji figürlerinden Griffin'i tercih eden Genoa, kartal figürünü kullanan Benfica ve Lazio, Yunan mitolojisi kahramanlarından Ajax'ı tercih eden Ajax, yine Yunan mitolojisinden kadın bir kahraman seçen Atalanta, Olimpiyat ruhunu ve barışı temsilen armasında defne yapraklı antik Yunan kahramanı figürünü kullanan Olympiakos, Cenovalı denizci figürünü tercih ederek denizci köklerine işaret eden Sampdoria, kurulduğu liman kentine gönderme yaparak korsan silüetini seçen Bristol Rovers, Manchester City'nin kentin meşhur kanalına gönderme yaparak seçtiği gemi figürü, şehirlerindeki tarihi yapıları tercih eden Everton, Norwich City ve West Ham United, kenti kuran azizleri armasına taşıyan Sevilla, kentin kuruluş efsanesi olan Romus Romulus'a gönderme yapan Roma, armasındaki top tasarımı ve taraftar topluluğu The Gunners ile özdeşleşen Arsenal. Gelin şimdi de Türk futbol kulüplerinin armalarına ve armanın arkasındaki hikayelere bir göz atalım. İlk armamız çift başlı kartal tercihiyle Konyaspor arması. Çift başlı kartallar göğün direğiyle ilişkilendirilir. Tanrı'ya açılan göğün kapısını bekleyen çift başlı kartal oldukça eski ve mitolojik bir Türk kültür katına ait düşüncedir. Bu figür ayrıca Selçuklu eserlerinde de sıkça kullanılmıştır. Konyaspor bu figürü logosunda kullanarak Konya şehrinin başkentlik yaptığı Selçuklu geçmişine bir atıfta bulunmakla beraber çok daha eski zamanlardan beri Türk kültüründe yer etmiş bir unsurla tarihi köklülüğünü de ispata çalışmıştır. Kulübün resmi internet sitesinde de ilk önce kartal olarak tasarlanan logonun daha sonra çift başlı kartal olarak işlendiği ve Selçuklu kartalının artık Konyaspor'un arkasında olduğu belirtilmektedir. Kendini tarihsel köklere dayandıran bir diğer kulüp de Ankara Gücü'dür. Kentlerde kurulan fabrika takımları zamanla ulusal düzeye ulaşmış ve takımların iskeletini oluşturan kuruluşlar kendilerine arma tasarımlarında da yer bulmuştur. Bunların en bariz ve en popüler örneği Ankara Gücü takım armasıdır. Ankara Gücü Futbol Kulübü'nün tarihi temellerini oluşturan kuruluş İmalatı Harbiye, yani bugün makina kimya endüstrisi olarak bilinen savaş malzemeleri yapan devlet menşeili bir fabrikadır. Kulüp armasında yatık bir mermiden hareketle dizayn edilen bir tasarım tercih etmiştir. Üzerinde makine kimya endüstrisinin baş harfleri muhafaza edilmektedir. Böylece armada hem kent vurgusu hem de mermi göndermesiyle fabrika vurgusu yapılmıştır. Tasarım bir başkent takımı olarak Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında pay sahibi olan İmalatı Harbiye ile olan ilişkisinden duyulan gururun temsili olarak da değerlendirilir. Tarihsel bir referansla oluşturulmuş kulüp armalarının bir diğer örneği Samsunspor'dur. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı kent olması durumu kentin birçok ögesine sirayet etmiştir. Üniversite adı, kentteki ilçelerin isimleri gibi yerlerde dikkat çeken Samsun ve 19 Mayıs ilişkisi Samsunspor'un armasında da kendini göstermiştir. Armada tercih edilen heykel onur anıtıdır ve şehrin İlk Adım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt şehrin de simgesi haline gelmiştir ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan zamanı simgelemektedir. Samsunspor kentle özdeşleşmiş bu değerle hareket etmiş ve logosunda onur anıtı kullanımını tercih etmiştir. Bu video
Doktor Çağla Yılmaz tarafından Milli Folklor Dergisi'nde yayınlanan kültürel tanıtım ve aktarım aracı olarak Futbol Kulüp Armaları makalesini kaynak alarak hazırlanmıştır. Sizin için en özel ve en anlamlı futbol kulübü arması nedir? Neden? Lütfen yorumlara yazınız ve abone olmayı unutmayınız.